Hoca Tarım'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere özelliğini yitirmiş benzin kullanıldığı zaman ne gibi sıkıntılar yaşanıyor onlardan bahsedeceğim. Kısaca ve neler yapmanız gerekiyor. Aslında durum çok basit ama gene de ben izah etmeye çalışayım. Az önce zaten kısa bir dikey video çekmiştim bu makine için. Çünkü şu uzun paso bujiyi takmışlar. Şansa bela silindirin buji yatağı yatay olduğu için pistonun tepesine vurup da kırmamış. Makine çalışıyor, bu bujiyle de çalışıyordu arkadaşlar. O videoyu da atacağım büyük bir ihtimal. Bu makinenin şu anki sıkıntısı eski benzin. Yani benzinin yanıcı malzemelerin uçup içerisindeki katkı maddelerinin kalması ve motorun yakıtı tam yakamaması. Yakıt kalmıyor daha doğrusu. Haliyle çalıştırıp görüp ne gibi sıkıntı yapıyor. Hani bazı arkadaşlar motorum verimsiz çalışıyor, gaz yemiyor diyorlar. Eski benzinden olma olasılığı çok yüksek. Bunu da buradan belirtelim. Hemen çalıştırayım size makine. Çektiğimiz zaman çalışıyor. Duman çıkıyor makineden. Görüyorsunuz makine çalışıyor. Fakat ne yapıyor? Verimsiz çalışıyor. Büyük bir ihtimal zaten yakamadığı için hava filtresini ıslatmış olma ihtimali çok yüksek. Kağıt filtreye sahip değilse yıkanıp temizlenebiliyor arkadaşlar. Bunu da şu şekilde temizlersiniz. Benzin tüpü nereden alsak? Hemen karşıda, hemen bir saniye. Benim bu şekilde tüpüm var ama siz de elinizdeki bidondan döküp temizleyebilirsiniz. Bak pisliği görüyorsunuz ya. Bunun sebebi verimsiz yakıt yakması makinenin. Hani yanacak özelliği kalmıyor, içerisindeki yağ oranı, katkı maddeleri kaldığından dolayı oranlar değişiyor ve atamadığı yani yakamadığı, çıkaramadığı yakıtı geriye tepiyor motor. Haliyle sünger filtreler temizleniyor. Benzinle temizleyip sıvı sobun döküp elinizle şu şekilde yıkarsanız tertemiz hale gelir. Şu an filtresi sağlam, kopuyorsa değişmesi gerekiyor arkadaşlar. Ben şimdi size kısa video olsun açısından hemen benzinle temizledim. Devamını temizleyip takarım yani videonun haricinde. Şimdi yakıtını boşaltacağım arkadaşlar. Yakıtın verimsiz olduğunu nereden anlarsınız? Kokusundan. Taze benzin keskin kokar arkadaşlar. Bu istasyonlara göre de değişiyor. Bununki mesela kokladığınız zaman yani ne burnunuzu yakıyor ne kötü bir kokusu var. Berbat bir koku var açıkçası. Şimdi hiçbir ayar yapmadan, hiçbir şey yapmadan benzin değiştireceğim makinenin ne gibi sıkıntı yapıyor ona bakacağız. Yakıt hortumları da değişecek makinenin ama onu video haricinde ya da tek harici bir şey yaparım. Nasıl anlatayım size? Yakıt hortumu nasıl değişiyor diye bir video çekeyim. Bu motordan birkaç video çıkartalım en azından. Yakıtımız da bitmiş zaten. Çok az bir şey dolduruyor bu şekilde. Şimdi bu gibi durumda benzin pompasını pompalıyorsunuz. Fazlasıyla karbüratörün içerisindeki eski benzin depoya dönüyor. Şimdi tekrardan hiçbir şey yapmadan deneyeceğiz. Eğer egzozu da tıkamadıysa direkt motor normal hale dönmesi gerekiyor. Ayar gerekiyor mu? Ayarları kurcaladılar mı bilmiyorum. Görünmüyor.
makine. Ayarları biraz kurcalanmış, açıktı fazlasıyla. Şimdi hemen egzoz çıkışına bakacağız arkadaşlar. Kurum var mı? Bu şekilde kullana kullana kurum tutmuş da olabilir. Bu da çok önemli. İşin kötü tarafı vidası çıkmıyor arkadaşlar. Üst kaportanın vidasının biri sağlam kaynamış. Yakınlarda VD40 olmazsa VD40 sıktıktan sonra yaklaşık bir 5 dakika falan beklemeniz gerekiyor ama biz video uzamasın diye hemen çevirmeye çalışıyoruz ama fayda etmedi şu an için. Sıcakken motor bujiyi söküp takmıyor. Biz elimize alıştığı için söküp takabiliyoruz ama siz bu işi çok profesyonel değilseniz yapmayın arkadaşlar. Şuradaki vidasını alayım. Egzoz tıkalı. Bunun sebebi de düzgün yağ kullanılmaması. Getir bana kamerayı ver istersen. Şöyle tutayım. Bir saniye. Size göstermeye çalışayım. Tıkalı noktayı. Bakın arkadaşlar. Tıkalı. İpi bir çekebilecek miyim yavaş yavaş? Görüyorsunuz. Sen bu şekilde tut, ben bir temizleyeyim odasını. Şöyle temizliğini şöyle pistonu aşağıdayken vurarak yapabilirsiniz. Fakat kurum şimdi tepeye geldiği için dönmüyor. Starteri sökeceğiz şimdi. Neyse şu fazlalığını bir alayım. Sessiz olun. Normalde buradan temizliğini yapmayın arkadaşlar. Ben hemen size görsel olarak göstereceğim. En temiz işlem silindirin sökülüp yapılması ama yani bir kurum temizliği için de o kadar işçiliği müşterinin vermesi anormal olur. Ve aşırı derecede tıkanmış. Bunun sebebi kullandığınız yakıt, kullandığınız yağ. Şimdiki Euro 5 motorlarda zaten tamamıyla bu tarz sıkıntılarda egzoz tıkanacaklar bile haliyle
Bu size daha büyük problemler yaşatacak arkadaşlar. Bunu da buradan belirteyim sizin için. Evet, hop. Aşırı derecede tıkalı. Pistonu da çizmiş. Kurum zarar veriyor arkadaşlar motora. Piston tarafına. Şöyle bir aşağıya döktüreyim. Şu an pek bir şey kalmadı. Sadece siz görün diye bujiyi takacağım. Ve egzozu çalıştıracağım arkadaşlar. Şöyle bir durum da var. Çok gürültü yapacak. Ayrı bir konu. Bujiyi sıkarken sıcak olduğu için motor. Hafif şöyle elinizi yasladığınızda o sıkılığını tamamlayacak. Çok fazla asılmayın. Çekiyorum şimdi. Kurum tutacak yağların kullanılması böyle işte motorunuza zarar veriyor. Piston çok aşırı derece çizik değil ama dikey hafiften çizikler yapmış. Yakıt hortumu da dediğim gibi değişecek. Buradan yakıt sızdırıyor. Gerçi depo şu anda dolu değil. Onu daha sonra dediğim gibi farklı bir video çekeceğim. Makinenin temizliğini yapalım. Daha sonra toplayalım. Videoya artık bunu ekleyemeyiz. Telefonla çekiyorum çünkü. O şekilde yayınlarım. Eski benzin yani uzun süre bidonda ya da motorlu tırpanın, motorlu testlerin içerisinde herhangi bir yani makinenin içerisinde kalan benzinleri kullanmayın. Karbüratörünüze zarar veriyor. Şu an için ilk etapta düzgün çalışıyor ama karbüratör hasar almışsa yakıtı fazla verip de boğdurabiliyor da makine. Birçok sebepler yapabiliyor. Bunu da söyleyeyim. Alacağınız yağlar genel olarak düzgün yağlar olsun arkadaşlar. Ve 30 numara gibi yağlar almayın. İki zamanlı motor yağları kullanın. Ve tanınmış markaları kullanın ki bu tarz sıkıntılar yaşayıp servis yolculuğu başlamasın sizler için. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.